alt mazak. Doğrultu. Her zaman sevdiğim. Parmaklarım en yükseklerde olma düğümü. İşte bu dört ile beraber. Bizler tabii ki. Merhabalar dostlar, ben Türk Avcı Hamza Yüksel Koçak. Yeni bıçaklar ve bıçak bileme üzerine bir video çekeceğiz. Biliyorsunuz özellikle bıçak bilemeyi gösterirken pek çok video çekildi. Özellikle düzgün bıçak ağızları tutturarak çok keskin bıçaklar bilemek üzerine. Ama hani gene de bazı kullanıcılardan ister istemez bazı sıkıntı şikayetleri geliyor. Ya abi yapıyoruz olmuyor. Başka bir yolu yok mudur bileyiciler falan. Doğrudur. Herkes hani bazı şeyleri çok güzel yapabilmek zorunda değildir. Hatta herkes çok güzel bıçak bileyebilmek zorunda da değildir. Bu bir eksiklik de değildir. Bu anlamda bizim elimizde de var bir tane zaten. Oldukça güzel bir bıçak bileyici. Şimdi bu bıçak bileyicinin temelinde sizlere bıçak bileyiciden önce bir mantığı ardından da nasıl kullanıldığını tarif etmek isterim. Sonuçta elimizde var. Videosu eksik kalmamalıydı. Şimdi bunlar ekseriyetle. İlk bilemede kullanılan bileyicileri karbit bileyici denen ilk bileme ağızları ve ardından ince bileme için yani parlatma aşaması için seramik bileyicisi olan ikinci bir bileyiciyle kısacası önce ilk bileme ardından son bileme işlemlerini yapmak suretiyle bıçak bilemekte kullanılan araçlardır. Bıçak bileme videolarımıza dikkat ederseniz taşla bıçak bilerken de gene önce bir ilk bilememiz ardından çok daha ince bir taşla yaptığımız son bileme aşaması vardır. Yani gene ortalama olarak düzgün bir bıçak bilemede taşla bıçak bilerken de gene iki ayrı bileme taşını kullanmak suretiyle zaten yapıyorduk bıçak bilemeyi. Bunlarda da bu anlamda bazılarında 2 tane bileyici, bazılarında 3 tane bileyici olan kalın, ince ve çok ince bilemeye kadar kısacası bileme kalitesi giden bileme kalitelerinde hani bileme araçları var. Çeşitli fiyat gruplarında ve çeşitli yapılarda ister istemez araçlarda mevcut. Şimdi bakınız, şu anda elimde gördüğünüz mesela bıçak bileme aparatı. Bu aparat hem ince ağızlı bıçaklar için hem kalın ağızlı bıçaklar için iki ayrı bileme size seçeneği sunan bir mesela bıçak bileyicidir. 20 derece ve 15 derece olarak. Çeşitli iki ayrı daha doğrusu bıçak kısacası ağız açısında bileme imkanı sağlar. Bazı bıçakların ağız açıları mesela üreticileri tarafından 20 derece ve civarı açılıyor. Ama ekseriyetle universal açı dediğimiz zaman mutfak bıçaklarında genelde aslında mutfak bıçaklarından şef bıçaklarına kadar karşımıza en fazla çıkan ağız açısı 15 derece oluyor. Bıçağımızın ağız açısı 15 derece ise ve bu 15 derece ağız açısını koruyarak ister istemez bir bileme yapacaksak aparatlı bunu buraya çekip şuradaki bileyicileri açıp bu sefer 15 derece bıçaklar için önce ilk bileme kalın yazan kısımla ilk bilemeyi yapıyoruz burada karbit bileyici denen bir bileyici, bazıları elmas bileyici de der, o vardır. Bu bıçağın ağız açısında bozulan, hani ağız açısını hem düzelten hem kenar çizgisini düzgün çeken bileyici. Aynı zamanda bıçağın ağzında bilemeyi yapıyor. Ortalama olarak bir mutfak bıçağında hani çok fazla sürtmenize de gerek kalmıyor. 5 kere ortalama bir baskıyla çekmeniz yeterli. Bıçağı gayet güzel bir biçimde biliyor. Ardından bıçağın ağzını parlatma aşaması var.
Onu da bu sefer alttaki seramik bileyici ile yapıyoruz. Seramik bileyici bunun ağzında oluşan ufak bir çapak muhakkak olur. O çapağı azami ölçüde almayı sağlıyor. Ağzında oluşan çizikleri yok ediyor ve çok ince bir ayrıca bileme ister istemez sağlayıp son bilemeyle bıçağımızı gayet keskin bir hale getiriyor. Ama bazı bıçakların ağız açıları, mesela şu elimde gördüğünüz bıçak 17-18 derecedir. Şimdi 20 derece ve civarı olabiliyor. Bunların ağızları kalın ağızlı bıçaklardır. İşte bu durumda bunu buradan alıp şuradaki iki bileyleyiciyle bu sefer önce kalın karbit, daha doğrusu elmas bileyiciyle bir 5 kere 6 kere her neyse çekip ardından hemen bir altındaki seramik bileyiciyle bu sefer ağız parlatma ve bıçağın çapağını alıp çok keskin bir hale getirme hani aşamasına getiriyoruz bıçağımızı. Şurada gördüğünüz kısım kalın ağızlı bıçaklar içindir. Şurada gördüğünüz kısım ince ağızlı bıçaklar içindir. Üstteki elmas bileyici, alttaki seramik bileyleyicidir. Şimdi bıçağımızı kullanıyoruz. Bıçağımızı kullanırken bıçağın ağzında bazı dönmeler ister istemez oluşuyor. Böyle bir dönme oluştuğu zaman alıyoruz elimize kağıdımızı. Mesela ben size şöyle göstereceğim. Ağzı dönmüş bir bıçak. Kağıdı kesmiyor. Bıçağın ağzının kesmez olduğunu hissettiğimiz zaman vasatımızı alıyoruz. Bıçağın ağzını düzgünce tutturacak şekilde şöyle bir hemen masamızı çekiyoruz. Ardından vuruyoruz. Dikkat ediyor musunuz? Bir anda kesmeye başladı. Masat keskin ama ağzı dönmüş. Kısacası bıçağın ağzını bilemekte, daha doğrusu bilemekte değil, o dönen ağzını düzeltmekte kullandığımız ağız düzeltici. Bıçak bileyici değil. Bu anlamda çok fazla hani kullanmamaya da özen gösteriyoruz. Çünkü çok sert bir metal. Bu anlamda bıçağın ağzını zaten vuruyoruz. Çok fazla vurursak bu anlamda bıçağımızın ağzına bu sefer biz zarar verebiliriz. Bu yüzden ikişerden şöyle 4 kere vurmamız yeterli oluyor. Bir anda bakın kesme nasıl değişti. Ama buna karşılık bu iş böyle olmaya da biliyor. İşte o zaman bıçağımızı bileme zamanının geldiğini hissediyoruz. Çünkü bu artık keskin bıçağın ağzının dönmesi değil. Bıçağın körelme aşaması. Şimdi bu bıçak kalın ağızlı bir bıçaktır. Kalın ağızlı bir bıçak olduğu için şunu şuraya koyalım. Önce şu üst tarafta size gösterdiğim kalın yazan ilk bilemeni karbit ağzına koyuyorum. Bakın çok bastırmadan çekiyorum. Özellikle masat nasıl kullanılır konusu üzerine düşmeyeceğim bu videoda çünkü özellikle bıçakla ağzı düzeltme, masat çekme konusunda fevkalade güzel videolarım vardır. Özellikle onları seyretmenizi öneririm. Masat nasıl çekilir ve ayrıca bir de bıçağa ne zaman masat çekilir, ne zaman bileme yapılır. Özellikle gayet güzel iki tane videom vardır. Hatta bir de ev kullanımı için mutfağa masat hani seçimi yapmak yerli masatlar üzerine. Hani o tip üçüncü bir masat videom da vardır.
Bu yüzden o kısımları atlıyorum. Şimdi 5 kere hani ortalama bir şekilde sürttüm ve çektim. Böyle parmağımları kontrol ediyorum. Oldukça güzel bir şey oldu. Bunun ağzındaki kısacası karbit bileyici veya elmas bileyici gerçekten sert çelikler üzerinde bile aşındırma olayı gerçekten gayet güzel bir bileyicidir ve oldukça güzel biler. Bir 5 kere daha çekiyorum. Bıçağın ağzının kenar çizgisini sizlere özellikle göstermek isterim. Bıçağın ağzını düzeltip bir yandan da kenar çizgisini düzgünce çekebilmekte. Ve bıçağın ağzında bileme yapmakta. Şimdi ilk bilemeyi dikkat ederseniz kolayca yaptık. Ardından ağız parlatma aşaması için bir altındaki ince yazan kısma getirip bir 5 kere çekiyorum. Dikkat ederseniz hani yüksek bir baskıda uygulamıyorum. Geliyorum da böyle bir kontrol yapıyorum. Biraz daha bir şeylerin değiştiğini rahatlıkla görebiliyorum. Biraz daha güzel aldı. Bu anlamda gerçekten fevkalade güzel, hani size bilemeler yapabilecek aparatlar. Yalnız av bıçaklarının ağızları için özellikle mesela Fiskars'ın X-Sharp gibi hani hem balta hem av bıçağı bilemeye yönelik yapılmış olan bileyleyicisi gibi bir bileyleyici tercih etmenizi öneriyorum. Çünkü kalın ağızlı bileyleyicisi de gene yani av bıçağı ağızları için biraz dar kalıyor. Çünkü 25-30 derece arası bir ağız açısı av bıçakları ve palalar için daha uygun. Satırlar için gene özellikle balta ağız açısı pekala tercih edilebilir. Çünkü bazıları benim gibi kalın bıçak ağzı tercih edebiliyor. Bu anlamda şurada gördüğünüz kalın ağızlı bıçak gibi bir bıçağınız varsa kalın bileyleyici. Burada gördüğünüz ağzı 15 dereceyle açılmış bıçak gibi bir bıçağınız varsa buradaki ince bileyleyiciyi tercih ediyorsunuz. Yassı alt üst edilenler var mesela Decathlon'da falan çıktı. Üst tarafında ilk bileme için gene elmas bileyici ters çeviriyorsunuz. Alt tarafta seramik bileyici. Dediğim gibi bu iki ayrı ağız kalınlığında da bıçakları bileyebilmenizi sağlıyor ama mutfak bıçaklarında. Buna karşılık hani sadece tek bir ağız açısıyla düzgün bileme yapmanızı sağlayan ikili ve üçlü bileyicileri olanlar var. Hatta Karadeniz İmalat pullar yan yana getirilmiş, ağızları iç içe getirilmiş bileyicilerle İleri geri sürtmek suretiyle bileme yapmanızı sağlayan daha ucuz bileyleyiciler var. Karşınıza kısacası pek çok bileyleyici çıkıyor. Bu tip bileyleyicilerde özellikle çekerek bileğin ileri geri yapmayın. Düzgün size bir ağız açısı çekebilme şansı tanıyacaktır. Özellikle
Şimdi bıçağı el yordamıyla bilerken zaman zaman bazı hatalar biz de yapabiliyoruz. Ayrıca bu masat ve masata bıçağın ağzını vururken özellikle masat kullanma videolarında özellikle dikkatinize çok sık sunduğum bir şey. Bıçağın ağız açısını düzgün tutturun masata vururken. Bazen kendimiz de bıçağın ağız açısını bu anlamda değiştirebiliyoruz. Zaman içerisinde bu anlamda bu tip bileyiciler sabit ağız açılarıyla bıçağın ağzının aynı zamanda düzelmesini de sağlayabiliyor. Özellikle bu tip malzemeler biraz pahalı olabilir. Bu anlamda benim zaten tercihim hep elle bilemektir. Ama buna karşılık hani zaman zaman pekala sizler hani ağız açısı düzgün mü diye pekala bıçağın ağız açısını kontrol etmekte de kullanabilirsiniz. Bu da size bıçağın ağız açısını ya nasıl düzeltebilirim düzgün bir şekilde konusunda bir tüyo vermeye de ayrıca yarayabilecek bir bilgidir. Bunun markası Dinnox. Uzun zamandır piyasada görmüyoruz ama birebir aynısı Heifer falan var. Belki bulunabilir. Yine bazı Almanca isimleri olan ikili ve üçlüler var. Ama tek ağız açılı bıçaklar için derken çeşitli seçenekler var. Ama ben hep bıçağımı elle bilirim. Elle bilememin sebebi kendi bilememe güvenirim. Bu bileyicilerden ziyade biley taşının kalitesine güvenirim. Biley taşı gerçekten şahane bileme yapar. Bu dikkat ederseniz son derece güzel biledi bıçağı ve hızlı bir şekilde biledi. Ama buna karşılık bu tip bir bileyiciyle yapamayacağınız kadar hassas bilemeleri de rahatlıkla biley taşı yapabilmenizi sağlar. Benim tercihim her zaman top 10'da bir numaramdır. Taşlardır bir dünya taşı zaten düzgün bir biçimde bıçak bileyebilmek için aldım. Bunları da hemen bir dahil edeyim videoya. Özellikle basit bıçak ağız açısı kılavuzu bu şekilde mesela yaptığım bileyiciler var video çekimleri için. Bunların da ayrıca basit ağız açısı kılavuzuyla hani bıçak bilemek gibi çeşitli videolarım vardır. Onları da seyredip bunları da görmenizi özellikle önereceğim. 25 derece mesela av bıçağı ağız açısı, 30 derece balta satır ve 15 derece yemek bıçağı. Hani ağzı. Mesela bileği taşınızı alıyorsunuz, yağlıyorsunuz, mutfak bıçağı bileğini yiyeceksiniz. Basit. Üzerine koyun, şu açıyla başlayın bilemeye. Artık bileme şekliniz neyse. Veyahut Japon ustalar, nedir aşçılar gibi ileri geri. Gayet basit şeylerdir. Bunlar da gene sizlere gayet güzel kolaylıklar hani sunabilir. Ama ister istemez en pratiği gördüğünüz bıçak bileme aparatları hani bunları özellikle bu tip videolarda başka bazı yollar gösterebilmek açısından hani kendi bulduğum şeyler belki başkaları da bulmuştur bilmiyorum. Umarım hani o tip şeyler de yararlı olur. Bu anlamda gerçekten verdiğimiz pek çok bilgi var. Bu anlamda biley taşıyla bıçak bileme üzerine yaptığım pek çok video var. Onları seyretmenizi öneririm. Bu tip kılavuzlarla sizlere bazı yollar gösterebilmek için yaptığım videolar var. Seyretmenizi öneririm. Aparatlı bilemeler var. Seyretmenizi öneririm. Özellikle masat nasıl kullanılır? Bir bıçağa ne zaman masat çekilir, ne zaman taşla bileme yapılır, bunun sıralaması nedir? İki, mutfak kullanımı için yerli malı masat nasıl seçeriz? Bu konuda belli nispi basit bir incelemem vardır falan derken ortaya koyduğumuz gerek benim gerek benim gibi bu konunun üzerine eğilmiş pek çok kişinin kısacası ortaya koyduğu videoları seyretmenizi de öneririm. Dikkat ederseniz bu da böyle bir bıçak bileme aparatı olayı. Evet dostlar. Gerçekten bilgi verdikçe veriyoruz. Videolarda uzadıkça uzarım. Yüksek müşahedenizle bu videoyu daha fazla uzatmak istemiyorum. Artık.
Huzurlarınızdan ayrılmak istiyorum. Her zaman dediğim gibi hepinize kazasız belasız günler. Ebedi dostluklar diliyorum. Hoşça kalın, esen kalın.